Evet arkadaşlar merhaba. 10 Mayıs 2022 Salı günü yurt dışı yarışlarında Mark yurt dışı at yarışları tahminle berabersiniz arkadaşlar. Evet hayırlısıyla 9 gün sonra 3. yılımıza gireceğiz. Kanalımız pandemide açtığımız bu kanalımız devam ediyoruz. Arkadaşlar Şantili'den evvel yine dün Fransa ile ilgili başarı hikayemizi sizlere paylaşmamız gerekiyor tabii ki. Evet, dün Fransa'da Angers'ta video kuponumuz 10.000, bilmiyorum 10.125 dediler bana ama 10.200 küsür herhalde. Tam onu bilemiyorum. Neyse sonuçta 10.000 lira bir ikramiye zannedersem kesinti oluyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. 8.000'in üstünde. Birçok kişi tutturmuş. Bizim kanalımızdan da arkadaşlarımız, premium üyelerimizden de tutan oldu. Zaten bu herkese açık bir yayındı. Evet, gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de gerçekten çok şanslısınız. Böyle bir tahmin ekibi 24 saat evvelden birebir senaryosunu görebilen ve tabii ki her zaman başarılı değiliz. Yani bu 6'da 6 tutturma imkanı yok. Yani öyle bir dünya yok. Çünkü bu at yarışı en kötü ihtimal fotoya girer atlar. Orada kaybedersiniz veya kazanırsınız. Ama önemli olan hep aynı şeyi söylüyor. Sizlerin kazanması. İşte biz kazandığımız zaman böylece 10 bin 125, 15-20 bin liralık ikramiye 10 bin liraya düşüyor. Sebebi birçok kişinin, bizi izleyen kişinin. Ki bu öğlen yarışlarını çok fazla takip eden olmuyor. Biz o aslında bir bakıma şikayetçi değiliz yani bundan. Dediğim gibi bizim için izleyen adeti tabii ki Kadir bilen derler ya hani kıymetini bilenler lazım bize. Yoksa isterse 10 kişi izlesin bizi. Hiçbir şey yok. Daha çok memnun oluruz. En azından biliyoruz ki o 10 kişi bizimle beraber. Yoksa biz YouTuber değiliz ki. Sonuçta biz bir her gün tahmin veren bir ekibiz. Biz başarıya odaklıyız. Sonuçta burada önemli olan sizlerin kazanmasıydı ve kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Evet, Şantili'de kazanan arkadaşları premium üyeliğe bekliyoruz bu arada. Evet, Şantili'de burada bugün birinci koşuyla beraber şartlı bir mücadele var. İlk kez koşacak olan safkanlar var arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir gün. Bugün şundan emin olabilirsiniz. Bu dünkü ikramiyenin 4-5 katı olma olasılığı var. Veya devretme olasılığı da var. Devretmeyecektir ama güzel bir ikramiye olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. Oradaki üçüncü koşuyla başlıyoruz. Bizim burada birinci koşumuz oluyor. 7 numara. Burada Never Say. Maksimum yoluna banko atacağız. Yurt dışı otoriteler tarafından. Bu safkanın bambaşka bir bakış açıları var. Burada Never Say 7'li plase için banko arkasından artık AGF oranlarına göre eğer 7 ikili oynamak isteyenler, ikili bahis oynamak isteyenler için tabii ki bir şans var. Kendiniz bakarsınız arkadaşlar hangisi olacağını. Evet şimdi burada ikinci koşu Prix'te Guiç'te geçiyor. Grup 3 koşusu 3 yaşlı İngilizler. 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bir tane alternatif bankomuz var. İsterseniz yerlerini değiştirmekte özgürsünüz tabii ki. Tavsiyemiz bizim burada 2 numaralı Vadeni Christoph Samuillon'la banko. Yani ekürler banko, güne banko ile başlamak istiyoruz. Corel Pakut yine beraber. Bakın dün senaryo yani biz burada yabancı at yarışlarının tahminlerini gözü kapalı yani kafadan böyle atarak yapmıyoruz. Dün size ne dedik? Christoph Samuillon'la burada yer değiştirecekler dedik. Şurada. Bakın burada Christoph Samuillon, burada da Corel Puket kazandı. Bunlar yer değiştirecekler ve birbirine müsaade edecekler. Bakın burada da ekürileri binen olarak çıktılar karşımıza. Yani bir şeyi söylüyorsak bir şeyleri gördüğümüz için ve bildiğimiz için söylüyoruz. Zaten Aga Khanlar bunları kullanıyor. Aga Khan en ünlü sahipler hemen hemen Fransa'daki arkadaşlar Godolphin'le beraber. Evet burasını biz banko olarak tavsiye ediyoruz. Dileyenler, düşürmek isteyenler zaten bunlar düştüğü anda altılı muhtemelen devredebilir. Arkadaşlar üçüncü kuşu da şimdi ikinci ayak. Maiden 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet burada tabii yine çok zor bir koşu ama 4 ata biz indirebildik. 9 numaralı
Wandering Nabe Kuzup Samilyon'la. Evet. Arkadaşlar ilk kez koşacak bu safkanda. 6 numaralı Sinbad Le Marin Theo Bakliot'la. Bu 3 defa koşmuş. Şantili'de bir üçüncülüğü var. Burada bu yarışa yüklenecek bu safkan. Bu 6 numara Theo Bakliot'la. 8 numara Wuzel. Arkadaşlar muhtemelen koşmayacak bu safkan ama biz yine de soru işaretini koyuyoruz. Bakıyorum bir saniye. Evet arkadaşlar safkan koşmuyor. Pas geçiyoruz bunu. Ve 4 numaralı Les Crop. Evet o da Maxim Guyon'la daha evvelden Cagnes sur Mer'de Ocak ayında koşmuş. Evet arkadaşlar şimdi burasını biz 9, 6 ve 4 olarak geçiyoruz ama sizlerin atı da varsa özellikle mesela burada gözümüze çarpan bir 1 numara var. Bu 8 numaranın yerine şu 1 numarayı koyabilirsiniz istiyorsanız. Aristonus Long Jump'ta yine grubunda bir dördüncülüğü gözüküyor. Evet buraya da 9-6-4-1 diyoruz. 9-6-4-1 video yayınımızın kuponu çok önemli arkadaşlar. Web sitemize yapmış olduğumuz kuponu sadece küçültüyoruz. Yani orada biraz daha böyle sade hale getirmeye çalışıyoruz. Ama önemli olan video kuponumuz çok önemli. Evet şimdi dördüncü koşu günün en zor koşusu. Evet 5. ve 6. koşular da öyle. Ama bu koşu çok zor. Handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada. Evet tam 17 tane safkan var. 9 tane attan bahsedeceğiz. 10 numaralı sıralama çok önemli. 10 numaralı Votrin, Frida Valle, Scarla. Burada artık Frida Valle Scarla'nın da bir hamle yapması lazım. Yani çok iyi atlara biniyor ama bir şey yapamıyor. 4 numaralı Shutdown, Iortiz Mendizabal. 5 numaralı Bocciatore, Thomas Trillier. 13 numaralı Rondo, Mikel Barzalona. 2 numaralı Asier, Anthony Krastus. 7 numaralı On the Sea, Christophe Samillon. Bu On the Sea iyi bir safkan. Onunla ilgili şöyle söyleyeyim. Şantilinin müdavimi bir safkan ama bir türlü Şantil'de kazanamıyor. Artık burada üzerine Christophe Samillon binmiş. En son 20 Nisan'da yine Christophe Samillon'la katıldı. Orada plase 2'ydi yani ikinci AGF 2'ydi. Burada da arkadaşlar Christophe Samillon'da bir şeyler yapmaya çalışacak. 8 yaşlı bir safkan. Yani 5. olduğunda da bakmayın 1,5 boyla 1,5 boy bile değil. Bir boy ha 1,5 tam 1,5 boy arkadaşlar. Yani 1. ile arasında 1,5 boy vardı burada Christophe Samillon bu safkanla geçen Nisan ayında 20 Nisan'da yani 5. olurken. Bu da ilginç bir durum. Evet 11 numaralı Gold Shiva diyoruz Arlen Lemaitre ile. Bu Arlen Lemaitre'yi söyleyeceğimiz bir yer var size. Orada mutlaka o atı yazacaksınız arkadaşlar. Onu tavsiye edeceğimiz bir yer var. Burada da tavsiye ediyoruz 11 numaralı Gold Shiva. Şantili'de daha evvelden herhangi bir koşusu gözükmüyor arkadaşlar bu safkanın. Evet ilk kez koşacak Şantili'de. 17 numaralı Magnus Eco Ludwig Basso'yla sürpriz bomba bir safkan. Burada Şantili'de bir ikinciliği var ama bomba safkanın. Yani bombayı patlatabilir burada. 14 Mart'ta yine Ludwig Basso'yla bir ikincilik yaşamış. Hem de baş farkıyla kaybetmiş arkadaşlar ikinciliği. Çok ilginç. Yazıyoruz bunu da. Ve son olarak da 3 numaralı Ipling Merlin Eon'la. Bu da sürpriz de olacaktır. Evet arkadaşlar burasını 10, 4, 5, 13, 2, 7, 11, 17 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Burada varsa başka atın yazın. Mesela burada biz Maxim Guyon'la Pierre Baziren'in yani rakam söyleyelim. 6 ve 9'u da pas geçtik. Onların da geliri var arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. 6 ve 9'da yeri olanlar mutlaka buraya yazmalı. Burası çok karışık bir yer gerçekten o 4. koşu. Zaten altılıyı para yapacak olan yer orası. Yani bir 30-40 ganyanını orada yakalarsak iyi olur. 5. koşu Maiden dişiler 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 10 tane safkan var. Bir tane tanti bankonuz var. Godolphin'im burada zorlayacak. 282 gün sonra onlar çalıştırmışlardır. Onların muazzam bir çalıştırma şekilleri var. La Glory 2 numara. Bizim alternatif bankomuz. Küçük kuponlar kesinlikle yapsınlar bunu. Banko.
Çünkü bu safkan burada 282 gün aradan sonra da olsa, 1282 gün aradan sonra olsa önemli değil. Bir şekilde 1 Ağustos 2021'den beri bakıyorum şimdi. Yine Mikel Barzola'nın binmiş bu hata ve boyun farkıyla ikinci olmuş bir de. Çıkaracaklar onu arkadaşlar buradan. Çıkartırlar onu. Yine tutmazlar. Fabreler hazırlamıştır. Arkasından bunu eğer atmazsanız bunu banko 5 La Meha Mehana Kısudemuro 3 numara Kitura Teobaklıot 1 numara Baykara Kısupsamilyon ve 8 numara Donfi Maksimyon. Evet burası 2 numara alternatif banko dedik. 5, 3, 1, 8 dedik ama arkadaşlar bizim dahi burada hani kendi kuponlarımızda bankoya çevirme durumumuz var. Tabi burada Aga Kanlı'nın atı var Baykara. Onu da ona da bir şöyle bakalım. Baktığımız zaman Longchamp'ta 10 Nisan'da yeni koşmuş. 1,5 boyla o da 3. olmuş. Lea Balis binmiş. Bu sefer Christophe Savignon biniyor. Bayan var ya bir tane. O binmiş. Evet arkadaşlar. 2 alternatif banko 5, 3, 1, 8. 6. koşudayız. Tabela ya. Handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metre sentetiğe çıkacaklar. Tabi bu sentetik olayları falan çok karıştırıyor. Bazı sapkanların geçmişine baktığımız zaman göremiyoruz onun hangi pistte o dereceleri yaptığını. Arkadaşlar burası tam anlamında bir keşmekeş. 6 tane at bulduk zoraki. 7 numaralı Agapi Mia Teobagliot'la. 2 numaralı Piet Hugo Jorniak'la. 17 numaralı Brevchina Stefan Pasquer. 12 numaralı Run to the Hills Yortiz Mendizabal. 9 numaralı Come Say Hi Mikel Bazon ve 4 numaralı Shoal of Time. Bakayım bir dakika bu 4 numara koşuyor mu? Evet, Maxim Guillaume binecek buna. Gözüküyor. Yazacağız onu da. Arkadaşlar 7, 2, 17, 12, 9 ve 4 diyoruz. Dediğim gibi burada bu 6 tane atı mutlaka yazmak gerekiyor. Hatta var sizin adınızı ilave edin. 7. ve son koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar 17 at var yine. Çok zor bir program. 17 atın içerisinden 5 tane seçebildik. 9 numara Palimero, Benjamin Mari ile. Arkadaşlar kendi atları bunlar. Bunların affetmezler yani. Bu Benjamin Mari falan bunlar zaten bildiği atların üzerine yani atı tanıyan jockey. Eğer böyle bir şöyle söyleyeyim size. Aynı antrenör, aynı sahip ise üzerine binen kişi de bilin ki bu atı tanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani tanımadığı atı bindirmiyorlar. Hani bazı böyle yurt dışı yarışlarına yeni katılan arkadaşlar olabilir. Bunlar böyle biz konuşuyoruz bunu ya bu adam ne diyor falan diye. Yani bu atın son koşusu 2-1, 2-2 öyle değil mi? Bakın daha evvelen Benjamin Mari devamlı bu atı Benjamin Mari biniyor. Bak önümde ben görüyorum şu anda. Diğer yanımda bir bilgisayar var benim. Burada onu görüyorum. Hep Benjamin Mari biniyor arkadaşlar. Ve birinciliği de var. Evet Benjamin Mari burada 7 Şubat 2022'de bakarsanız eğer yine Şantili'de birinciliği var. O yüzden bu 9 numara Palimero bizim ilk atımız ve çok güveniyoruz bu ata. Hani güveniyoruz ama 17 atın içerisinde tek yapamıyoruz. O ayrı mevzu. 7 numaralı Dovneva Tony Picone ile 10 numaralı Andino Maxim Guyon'la 1 numaralı Grisby Sebastian Maillot ve 16 numaralı Sene Park Agustin Madamet'le. Bu evet Agustin. Şimdi burada arkadaşlar Agustin Mademet Sene Park'la onu da belirtelim. Burada kesinlikle o da Şantil'de bir ikincilik yapmış. Bir alt grupta yapmış bunu. Ama eğer form durumu yakalarsa burada bir sürpriz yapabilir. Onu da söyleyelim arkadaşlar. 9, 7, 11 ve 16 diyoruz arkadaşlar buraya. Evet böylece Şantili ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Fransa ile ilgili herkese hayırlı olsun. Biraz böyle geniş kupon gibi oldu ama tabii burada sizler bunu ayıklayabilirsiniz. Kendinize göre uygun hale getirebilirsiniz. Bir tane tek ve bir tane alternatif banko verdik. Sondaki 9 numarayı çok bahsettik. 9 numaradan Benjamin Mari. Ben onu Le Cavre miydi? Onu zannetmiştim.
videomun başında bahsedeceğim size dediğim oydu. Yani Benjamin Murray'miş arkadaşlar, pardon. Onun altını çizdik, 9 numaranın şuradaki. Palimero. Dikkat etmek lazım, iyi bir at o. Bakalım ne olacak. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere, hoşçakalın.